lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Soylu'ya yönelik açtığı tazminat davasına bakalım. Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapacak. Bu salonda kimin aklına böyle bir şey geliyor? Kara parayı aklayan da şerefsizdir. Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir. İddianı Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. Talimatı Kılıçdaroğlu verdi. Soylu'ya bu sözleri nedeniyle 200 bin liralık tazminat davası açıldı. Aslında bu Fotonaman Bakanı'nın sözlerinin ederi 5 kuruştur. Bugüne kadar da bu kadarlık dava açılmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşmesi sırasında mecliste tansiyon hiç düşmedi. Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hakaret etti. Gerilim tırmandı. Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu gıyabında şerefsiz ifadesini kullandı. CHP'liler tepki gösterdi. Burada hiçbir genel başkana şerefsiz denilmesine asla katılmam. Gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Önüne bir şey koyarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan için bu defa kullansa orada oturur musunuz? Oturmayız. Oturmazsınız. Biz de burada oturmayız. Biz de burada oturmayız. Ne olur? Tamam mı? O zaman ben diyorum ki bu söz söylendiyse bu söz geri alın. Biz de bizim söylediğimiz sözü geri alın. Sen şerefsizsin. Biz de şerefsizsin. Ben olmaz başka. Bu adam şerefsizdir. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'na hakaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 200 bin TL'lik dava açtıklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu şerefsizdir, hadi bakalım. İddia etmeyen şerefsizdir, hadi bakalım. Lütfen. Hadi bakalım. Engin Bey, oturur musun? İspat etmeyen şerefsizdir. Çelik, şerefsiz hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200 bin TL'lik dava açtık ifadelerini kullandı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız dedi. Bin kere şerefsizsiniz, 10 bin kere şerefsizsiniz. Yok öyle bir şey. Bu sefer Sayın Genel Başkanımız anlayacakları dilden konuşmuştur. 200 bin liralık tazminat davasını açmıştır. Belki biraz kendilerine çeki düzen verirler.